of our money that I don't accept. Evet arkadaşlar, 15. bölüme hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şimdi neler oldu, neler bitti hemen size ben göstereyim beyler. Gördüğünüz gibi bütün itemlerimiz satıldı. Şu anda 205M bu karakterde, 3M'de yan karakterimizde para var. Bir tane Large Breaker'ımız, bir de +8 fabrik itemimiz kaldı. Yan karakterimizde de 7 tane +7 FP kalmış durumda. Paranın çoğunu nakite çevirdik. Ben hepsi AFK'yken çekilmiş pazardan. Herhangi bir indirim vesaire uygulamadık. Yani Enion Bow'a 80M'den verdik. Iron Crossbow'u da 11.5'tan en son pazara bırakmıştım. Oradan da 11M gibi bir para geçti elime. Yani 91M. 83M'den almıştık ikisini. 8M kar ettik arkadaşlar. Iron Crossbow'la Enion Bow'dan. Large Breaker'lardan tanesi, bir tanesi 31'den satıldı. Bir tanesi daha durmakta. Şu anda çok iyi ilerliyoruz. 205M gibi nakit paraya ulaştık. Hani hedeflerimiz doğrultusunda güzel bir hesaplama yapmışız. İyi yönde ilerliyoruz beyler. Şimdi ben hemen paraları aktarayım. Bu çara itemleri yan çara aktaracağım. Bu çarla da pazar gezeceğim. Bütün satılacak itemleri yan karakterde satacağım. Ortalara bir yere kurmayı planlıyorum pazarı. Onu da size hemen göstereceğim. Şimdi videoyu durduruyorum. Para item trafiğini gerçekleştireyim. Pazarı oluşturayım. Sonra size gösteriyorum hemen. Evet dostlar, 13. bölümde olduğu gibi şu anda 14. bölümün de kapanışını yaptık. Fakat tam AFK olacakken bir PM geldi. Enion Bow'u dostumuza 80M'den veriyorum şu anda. 83M'den almıştık. +7 Iron Crossbow'la birlikte biliyorsunuz. 80 nakite verdik. Şu anda Iron Crossbow'u ne oldu? Tamamdır. 80M'den +7 Iron Bow'umuzu sattık dostlar. Şu anda +7 Iron Crossbow kaldı elimizde. Bunu da artık kaçtan satarsak 3M düşüp kar olarak hanemize yazacağız. Dediğim gibi minimum 80'den veririz Enion Bow diyorduk. 80'den aldıktan sonra birkaç saat içinde satıldı. Ben tekrardan pazarımı oluşturup şu anda AFK alıyorum dostlar. Annemize 80M daha yazmış bulunmaktayız. Herhangi bir hareket olursa tekrardan video kaydını ben başlatacağım. BreakingBad dostumuza da teşekkür ederiz. Hayırlı olsun, güle güle kullan diyelim. Evet beyler, elimizde kalan itemler bunlar. Hemen size göstermek istiyorum. Burada da net 67M'lik bir pazar kurmuş bulunmaktayız. 32M'e Large Breaker'ı, 14M'e Fabrik'i kurduk. 3M'e de gördüğünüz gibi bütün FP'leri kurduk. 1M'e de bizim manevi itemimizi kurduk arkadaşlar. Old Wood Stuff hala bizde, hala satılmadı. Bekliyor. Kıyamet günü gelsin, umarım satılacak. Şimdi ben hemen bir pazar araştırması yapacağım. Biraz item araştıracağım. Akşam en kötü ihtimalle bu pazarı kurmak istemiyorum. Yani en kötü ihtimalimiz gece yatmadan önce bu pazarı kurmak olacak. Onu istemiyorum. 2GB, hatta 210M diyebilirim. 210M bir nakit paramız var. Bunu değerlendirmek istiyorum. Şu anda hemen 2GB'lik item araştıracağım pazardan. Seri seri itemleri toplamamız lazım dostlar. Ben hemen videoyu tekrardan durduruyorum. Evet arkadaşlar, şimdi dün gece 2GB paramız vardı. Bir buy pazar oluşturmuştuk. Buy pazara 2 tane Rogue Etched'in Rebirth +5 kurdum 85M'den. Bir tane Rogue +6 FP kurdum 38M'den. 2 tane Çitin'i atmışlar. Bunları aldım. Bir sel pazar oluşturdum hemen. Bakalım neler olacak diye. 95'ten kurdum gördüğünüz gibi. 85'ten aldık. Hani şu ana kadar birçok teklif geldi. 90 civarlarında birçok teklif geldi. Ama değerlendirmedim. Minimum 92.5'a veririm diye konuştum herkese. Bekliyorum bakalım ne olacak, göreceğiz. Rogi +8 çitinler elimizde. 85M'den topladık. Kaçtan vereceğiz arkadaşlar? Evet dostlar, herkese tekrardan merhaba öncelikle. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi bir buy pazarımız var ve paramız biraz artmış durumda. 219M'e ulaştık. Şu anda videosunu alamadığım 2 tane işlem gerçekleştirdik. Rogue'ye +8 çitin buy pazarı kurduk.
85M'den kurduk bunu. Rogue HD'nin göğüslük ve donluk aldık. 85'ten aldık dostlar bunu. 93M gibi bir paraya sel pazarı oluşturduk. Aynı akşam çekildi. 90M 200K tanesinden para gelmiş bulunmakta. Yani 2 tane Rogue RTX çitinden 10M kar elde ettik. Ve yani bu işlemler geç saatte oldu. Yani daha doğrusu yani uyurken gerçekleşti bu işlemler. Almıştım zaten. Sel pazarını kurdum. Uyurken çekmişler. Sabah işe gitmeden önce uyandığımda baktım pazar boştu. Hemen hızlı bir şekilde gitmeden karakteri getirdim. Bu şekilde bir buy pazarı kurdum. Weapon Breaker'lar 7.5, MD'ler 8.5 olacak şekilde hiçbir şey atılmamış. Büyük ihtimalle daha yüksek paralara buy pazarları kuruldu. Olsun, sağlık olsun, boşa biraz zamanımız geçti. Ama sıkıntı değil. Bu akşam bunu büyük ihtimalle telafi edeceğiz umarım diye düşünüyorum. Şimdi bir de yan çara gidelim. Yan çarda da hareketler var. Satılmış itemler var çünkü yan çarda. Şöyle hemen o da yakınımızda. Göstereyim dostlar size. Yan çarda bir tane artı 8 fabrik ve iki tane FP'miz kalmış durumda. Large Breaker'lar, Iron Crossbow'lar, her şey satıldı. Bir sürü FP vardı burada biliyorsunuz. Onun üstünde de çok güzel bir nakit para oldu. Şu anda ben bu yan çarın pazarını bulacağım. Bütün nakit parayı üstüme çekeceğim. Totalde ne kadar paramız var birlikte göreceğiz dostlar. Ben hemen işlemlere başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yan çarımızı da hemen getirdik. 42M 700K para birikti üstüne. Large Breaker'lar vesaire her şey satıldı. Şimdi 3 tane RT7 FP, bir tane de RT8 fabrik yerimizin üstünde duruyor. Şimdi ben bu 42M'i alıyorum. Yan çarla hemen pazarımızı oluşturayım. Ve elimizdeki nakit parayı nasıl değerlendireceğimize karar verelim. Evet dostlar, şimdi hemen pazarı gezerken bir dostumuza teklifte bulunduk. 10.5'ten fabrik alacağız 3 tane. Böyle trade atıyorum hemen dostuma. 31.5'en vereceğim. Gördüğünüz gibi 8 fabrik STR, artı 8 fabrik STR, artı 8 fabrik STR. 10.5'tan tanesini topladık. Hayırlı uğurlu olsun. Bunların da tanesini 14'ten sel pazarını kuracağız dostlar. Hatta hemen yan karakterimize aktaralım. Bekleme yapmadan bunları da pazara koyalım. Evet beyler, şimdi dostumuzla anlaştık. Kendisi de zaten hemşerimiz çıktı. 75M'den bir tane RT7 Enion Bow alıyoruz şu şekilde. NoRep RT7 Enion Bow 75M'den aldık. Hanemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi item aramaya devam dostlar. Evet arkadaşlar, şimdi biraz pazarı dolaştık. Bir tane RT7 Smite Hammer yakaladık. NoRep 83M'den alacağız arkadaştan. Hemen şöyle bir tradesini atalım. Şöyle 83M yazıyorum arkadaşlar. NoRep RT7 Smite Hammer 83'ten alıyoruz. Alemize ekledik. Hayırlı uğurlu olsun. 95-100M bandında bir sel durumları var. Ben 100'den bırakacağım. Şimdi pazar epey bir hızlı. Ben baktım şu anda. Bayağı bir item fiyatları yükselmiş. 100'den koyalım bakalım. Belki bir alıcı yakalarız. Hemen ben videoyu durduruyorum. İtem araştırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane de RT7 Iron Bow yakaladık. 40M'den alıyoruz. Bunun da piyasası 46-47M'lerde geziyor. Hemen şöyle eksik yazdık. Şunu da bırakalım. 40M. Rebirth artı 1 Iron Bow 40M hanemize ekledik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tamam, dostumuz da kabul etti. Üstümüzde de 32M para kaldı. Şimdi ben şöyle bir şey göstermek istiyorum şu anda size. Yan çardan 10.5'ten topladığımız bütün fabrikleri sattık abi. Yan çarın üstünde de 40M gibi bir nakit para oldu şu anda. Bir tane fabrik ve 3 tane RT7 FP'miz kaldı. Şimdi bu aldığımız bütün itemleri de yan çarın üstüne geçireceğim ben. Yan çardaki 40M parayı alacağım. Bu karakterde pazardan item toplamaya devam edeceğiz. Yani ortalama 70M, 73M gibi bir bütçemiz olacak. Bakalım arkadaşlar, ben şu anda hemen itemleri aktarayım geliyorum. Dostlar şimdi pazarı epey bir gezdik. Sol tarafta sizin de gördüğünüz gibi aşırı derecede piyama attık. İtemler almaya çalıştık.
Fakat bir item bulamadık. Hani saat de epey bir geç oldu. Şimdi ben bir buy pazarı hazırladım. Şöyle kimsenin kurmadığı bir buy pazarı oluşturdum. Artı 6 Weapon Breaker ve artı 6 MD toplayacağız. Karakterimiz bu akşam buy pazarında kalacak. Şöyle üstümüzde 73'en bir nakit para var. Burada da hani herhangi bir teklife ben yatmadan önce olumlu bir sonuç gelirse onu da videonun sonuna zaten eklerim dostlar. 15. bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. 15. bölümde de bir sürü item topladık. Yan çarımız sel pazarında 250 emin üstünde bir sel pazarımız var. Şu anda üstümüzde de 73 em nakit para var gördüğünüz gibi. Yani 3 GB'yi aşmış bulunmaktayız 15. bölümün finalinde dostlar. 15. bölümde burada sonlanmış bulunmakta. Yeni bölümlerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.